Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Kontrolmatik hissesine bakacağız. Bakın Kontrolmatik'te iki tane dip ve bir tane tepeden oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Ve kanalın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandının hedef olarak karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştik. Kanal alt bandına kadar fiyatların düşmesiyle birlikte burada konsolidasyonu sağladık. Ve bir yükseliş trendi oluşturmuştuk arkadaşlar. Yükseliş trendimizden sonra ise bu bölgelerde dalgalandığımızı görüyoruz. En son yapmış olduğu yükselişte 295 TL civarının yukarı yönünü aşılamamasıyla fiyatların 250 TL'lere kadar baskılanabileceğinden bahsetmiştik ve 296 TL'lere kadar fiyat yükseldi. Sonrasında ise 250 TL civarına doğru düştüğünü gördük. Bugün ise sert bir yükselişle karşımıza geliyor. Arkadaşlar bakın, 295 TL olarak söylediğimiz bölge 294 TL'ye düşmüştü. Yataya yakın bir düşen direnç bölgesi vardır. 294 TL'nin üzerinde yarın kapanış yapmayı başarabilirse tekrardan bir yükseliş trendi içerisine girecektir. Aksi halde fiyatların hala baskılanması beklenir. 294 TL son derece önemli bir direnç bölgesidir. Buraların aşılmasıyla kanal orta band seviyesi olan 550-560 TL'ler hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Trendlerin destek ve direnç bölgeleri bu şekildedir arkadaşlar. 294 TL bizim yukarıdaki direnç noktamız. 250 TL de bizim aşağıdaki destek noktamız olarak karşımıza geliyor. Hatta bakın bu iğneleri aldığımızda 246-247 TL'lere kadar iğne atma ihtimalinin olabileceğini bize gösteriyor. Şimdi bu 246-47'leri niye gösterdim? Bakın trendlerde 294 TL yukarı yönünü aşılamazsa biz 550-560 TL'lerin hedef olduğunu konuşamayacağız. Düşüş gelmesi halinde ise hocam nereye kadar düşer? Burada bir yükseliş oldu. Bu bölgeyi de geçemedi. Fake yükseliş miydi? Geri geliyor fiyatlar dediğiniz noktada. Bakın bütün görüntüleri kaldırıyorum arkadaşlar. Burada bayrak görünümü var gördüğünüz gibi. Bayrağımızın direği burası ve bayrağımızın filamasının da bu bölgeden geçtiğini görüyorsunuz. Yani o yüzden 247 TL bizim bayrağımızın alt destek bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Piyasalarda hiç beklenmedik olağanüstü dalgalanma gelirse de buralara kadar yani 236'lara kadar düşüş gelebilir arkadaşlar. İşin açıkçası benim böyle bir düşüş beklentim yok. Ancak sizlere her türlü ihtimali de söylemek istiyorum. Çünkü bu yayınlar finansal okuryazarlığınızın gelişmesi için yapılıyor arkadaşlar. Sadece gelin de buradan para kazanın şeklinde değil. Asıl olan bu yayınları öğrenin. Cebinizdeki parayı sadece piyasalara koymak suretiyle yatırım yaptığınızı düşünmeyin. Lütfen ben öğrenin, cebinizdeki parayı kendi bilginizle yönetin diye ben bu yayınları yapıyorum. O yüzden her açıdan size gösteriyorum. Maalesef öğrenmek istemeyen bazı arkadaşlarımız oraya düşer dedin, buraya düşer dedin şeklinde yorumlar yapıyor. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Maksimum bilgiyi Koyun Bulucu'dan almaya bakın. Öğrenin, başkalarının bilgileriyle değil kendi bilgilerinizle hareket edin. Dediğim gibi burada bayrak görünümü var. Bayrak görünümümüzün alt destek noktası 247 TL'den geçiyor. Olağanüstü bir şey olursa 236 TL'lere kadar bu durum uzayabilir. Ancak benim beklentim 294 TL'nin yukarı yönünü kırılabilmesiyle birlikte fiyatların daha da yukarı yönlü sertleşmesi yönünde olacaktır. O zaman da 294 TL'nin üzerinde direnç bölgemizin, burada RSI'ımızın kırmızı direnç bölgesi olacağını, bakın RSI'ın ortalama fiyatının geçtiği orta gri bölgeden döndüğümüzü görüyorsunuz ve hedef 345 TL kısa vadeli olarak karşımıza çıkacaktır. 294 TL'nin üzerinde 345 TL, buralarda oyalanması normaldir arkadaşlar. Bu bölgelerden satış gelebilir. Bunların da üzerine atmasıyla birlikte artık kanal orta bandımız 550 TL'ler hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Şu an için önemli bir direnç bölgesinde. Umarım buranın kırılımıyla yönü daha sert bir şekilde yukarı yönlü olur. 294 TL'nin kırılıp kırılmadığına bakın arkadaşlar. Aşağıdaki desteğimizi yukarıdaki ara direnç bölgelerinde sizlerle paylaştım. Haftalık YouTube analizlerine bakıyorum arkadaşlar. Raporları okuyorum. 200 bin üzerinde farklı kullanıcı tarafından izlenme var. Abone olma oranları ise gerçekten çok düşük. İzlenme oranlarına göre abone olma oranlarının düşük olması da Koyun Bulucu olarak beni üzüyor arkadaşlar. Ben sizler için ücretsiz olarak bu yayınları yapıyorum. Aynı düşünceyle beni desteklemenizi de manevi olarak mutlu etmenizi de sizlerden rica ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.
diyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.